Selamlar arkadaşlar. 3,5 senelik Kanada vizesi aldım. Kanada vizesiyle alakalı ipuçlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle kanada.ca sitesinde üyelik aldıktan sonra, yani istediğiniz vize tipini girdikten sonra istenilen belgeler tablosu çıkıyor. Bu konuyla alakalı YouTube'da gerçekten güzel anlatan bir arkadaşımız var. YouTube kanalının linkini aşağıya bırakacağım. Dileyen arkadaşlar evrak nasıl doldurulur konusunda o arkadaşın videolarına referans alabilirler. Ben bugün burada daha spesifik konuları cevaplayacağım. Kanada bu evrakları online bir şekilde alıyor artık. Parmak izi ve pasaport işlemlerinde VFS Global'la çalışıyor. Ben Beyoğlu şubesini kullandım VFS Global'ı. Evrakları sisteme yükledikten sonra Biometrics Collection Letter geliyor. Yani parmak izi vermenizi istiyor sizden. Eğer daha önceden bir Kanada vizesi işlemi olduysa, yani parmak izi verdiyseniz 10 sene boyunca tekrardan sizden parmak izi istenmiyor. Bunun ücreti 85 Kanada doları, vize ücreti 100 Kanada doları, toplamda 185 Kanada doları ödüyorsunuz. Parmak izi talep eden mail gelince bu kağıdı çıkartıyorsunuz. Pasaportunuzla beraber VFS Global'dan tarih alıp randevu alıp bu işlemleri yapıyorsunuz. Bu randevu alacağınız web site linkini de aşağıya açıklamalar kısmına koyacağım. Genellikle boş oluyor. Sabah saatlerinde alırsanız yeri de boş oluyor. VFS Global'ın Beyoğlu şubesinde Kanada kısmı alt katta. Siz güvenlik arkadaşlara ben Kanada'ya geldim, aşağıda benim işim derseniz yürüyen merdivenden direkt aşağıya geçmenize izin veriyorlar. Boş yere orada sıra beklemeyin. Park yeri bulma konusunda da sıkıntı yok. Sağında solunda zaten bayır var. Bayıra doğru araç içinde park edecek yer rahatlıkla bulabiliyorsunuz. O konuda da endişe etmenize gerek yok. Onun da parmak izi vermişiz. İşlemlerimiz başlamış 9 Şubat'ta. Yani yaklaşık bir ay sonra bize adalet mektubu gelmiş. Procedural fairness mesajı gelmiş. Anlamı şu: eğer eksik veya yanlış bilginiz varsa bunun içerisinde şunu demeye çalışıyor Kanada: ben sana şu anda vize vermek istiyorum ama burada da eksik veya yanlış bir beyan var. Bunu bize açıkla. Eğer 30 gün içerisinde bunu açıklamazsan başvurun direkt reddolacak ve 5 yıl boyunca Kanada'ya giremeyeceksin. Senden bir açıklama bekliyorlar. Öncesinde eğer Amerika vize reddiniz varsa ve bu konuyla alakalı yanlış bir beyan verdiyseniz, eksik bir beyan verdiyseniz, Amerika vizenizin reddolduğunu Kanadalılar görüyor. Ortak sistem kullanıyorlar. Bununla alakalı eksik bilgi vermemenizi veya yanlış bilgi vermemenizi tavsiye ederim. Açıklama mektubunda yine sistemden size bir boşluk açıyorlar. Sisteme yüklüyorsunuz. Size vermek istiyor vizeyi ama burada da anlaşılmaz bir durum olduğu için bunu sizden talep ediyor. Bu talebi beğenmeyebilirler. Yani direkt 5 yıllık band atabilirler size. Biz doldurduk, gönderdik. Ondan sonra 20 Mart'ta, yani 11 gün sonra correspondence letter gelmiş. Bunun anlamı da senin şu anda belgelerin inceleme aşamasında yakın zaman içerisinde pozitif veya negatif bir şekilde sonuçlanacak demek. Bu geldikten bir gün sonra içerisinde açıklanan da var. Bir hafta sonra açıklanan da var. Bizim 10 gün sonra açıklanmış ve original passport request demiş. Yani sizden orijinal pasaportunuzu istiyor. Bizim pasaportumuzun süresi 3,5 yıl kalmıştı. O yüzden 3,5 yıllık vize bastılar. Eğer 10 senelik pasaportunuz olsaydı 10 senelik vize verilecekti. Pasaportu da 3 Nisan'da VFS'ye tekrardan pasaportumuzu teslim ettik. Tracking no'yla, takip koduyla takip ettik. 4'ünde Ankara Büyükelçiliğine gitti. Tekrardan biz VFS'den 18 Nisan'da aldık. Yani o da 15 gün sürdü. O yüzden eğer uçak bileti veya otel rezervasyonu yaptıysanız bu tarihlerin de uzun olduğunu bilerek tarih almanızı veya rezervasyon yapmanızı tavsiye ediyorum. VFS ile alakalı bu arada çok kötü yorumlar yapılmış. Özellikle Beyoğlu şubesi için. Kanada kısmı bence iyi çalışıyordu. Çalışanlar nazikti, kibardı. Çok da yardımcı oldular. Sorularımızı cevapladılar. Ben bir problem göremedim arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin de sorularınız varsa aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Ben de sizin için bunları cevaplamaya çalışacağım. Yeni bir videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutmayın.